Haiyan Tayfun'u Filipinleri yıkıp geçtikten sonra ekibimiz soluğu afet bölgesinde aldı. İlk bilgilerde onlarca can kaybından söz ediliyordu. Sonra resmi rakamlar binlere, 5000'lere çıktı. Ancak durum kötü. Kayıplar da hesaba katıldığında daha ağır bir manzaranın ortaya çıkacağı anlaşılıyor. Arama ve yardım çalışması da güçlükle yürütülüyor. Milyonlarca kişi evinden oldu. İyi günler. Haber Aktüel için stüdyoda yerimizi almıştık. Bugün Haber Aktüel'i ekibimizin hazırladığı özel dosyaya ayırdık. Filipinler dosyasını ekrana getirmeden önce kameraman Cumhur Çatkaya ve Korhan Varol'la konuşacağız. Televizyon haberciliği görüntü üzerine kurulu olduğuna göre önce vizörden bakan kişiye, kameraman Cumhur Çatkaya'ya dönelim. Ne gördün vizörden baktığında? Öncelikle haberci olarak birçok geçmişte şeye şahit oldum ama gittiğim tahribatı, yıkımı ve büyüklüğü açısından, can kaybı açısından gittiğim yerler içerisinde beni en fazla etkileyen yerlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Aslında zahmetli uzun bir yolculuk yaptık ve ilk yıkıma ait ilk gördüğümüz şeyler uçakta bir sahil şeridinin neredeyse Taklaban denilen yeri, sahil şeridinin neredeyse haritadan silindiğine şahit olduk. Uçaktan indiğimiz anda haberleştirmeye başladık gördüklerimizi. Çok inanılmaz keskin ağır bir koku var. Bu bahsettiğim koku, hani önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan bahsetmiyorum. Bir şehir kokuyor. Yani belki, ceset kokuyor. Belki böyle ceset bir şeyi kokuyor. Hatırlayanlar 1999'dan, evet, depremden hatırlayabilir, evet, değil mi? Korkunç. Peki, bir koku. Profesyonel yani. Duruş tamam. Felaket haberciliğinde o profesyonel duruşu muhafaza etmek zor iştir. Çünkü bir de işin, evet, insani yanı var. Bu görülenlerden nasıl etkilendin? Tabii dram var. Aslında yani her hala cesetler yol ortasında. Ve insanlar birinci öncelik olarak yiyecek içecek ve barınma, bu tarz şeyler peşindeler. O cesetler orada duruyor. Sadece üzerine bir naylon geçirilmiş. Bu tabii etkiliyor insanları ve bütün şehir ondan mütevellit oluşabilecek hastalıklara açık bir yer. O çok etkileyici bir şey. Yani hala cesetlerin orada duruyor olması, haliyle bunu kaldıracak, taşıyacak insanlar da yok piyasada. Yardım ekipleri gelmiş, sahra çadırları kurulmuş, terapi ekipleri gelmiş ama henüz daha enkaz altından ceset çıkartılmaya başlanmamış. Peki. Günlerce bağlantılarda olanları aktaran, izlenimleri haber paketlerinde toplayan muhabirimizle, Korhan Varol'la devam edelim. Ülke ne durumda? Gerçekten altyapı tamamen çökmüş. Elektrik yok, yiyecek yok. Ama bu bahsettiğim sadece yıkımın en fazla olduğu Taklovan'da ve Ormok'ta. Diğer Cebu gibi diğer adalarda ya da başkent Manila'da aslında hayat gayet de normal bir şekilde devam ediyor. Taklovan'dan bahsettiği Cumhur, oradan devam etmek istiyorum ben. İner inmez göz göze geldik. Daha sonra konuştuğumuzda aynı anda aynı şeyi düşündüğümüz ortaya çıktı. Cumhur da ifade etti. Çok meslek hayatımızda önemli böyle yıkım gördük biz ama bu gerçekten bambaşkaydı. Başka bir şeye benzemiyordu. Şöyle örnek vermek istiyorum. Bir savaşta sadece bombanın düştüğü yerde fiziksel tahribat vardır. Ya da bir depremde, ki ben Gölcüklüyüm, 17 Ağustos Marmara depreminde enkazlarda fiziksel tahribat vardır. Ama burada ekranlara da geliyor şimdi fotoğraflar. Nereye baksak yıkım vardı. Yani kameramızın vizörünü nereye çevirsek orada bir iş vardı. Orada anlatmamız gereken, söyleyeceğimiz sözler vardı. Yani o tayfun, yüzyılın tayfun felaketi önüne ne varsa katmış, bir kar topu etkisiyle her yeri yıkmış, her yeri her yere savurmuş. Doğa da dahil olmak üzere, değil mi? Çalışma şartlarınız ne vaziyetteydi? Tabii oldukça zor. Biz gazeteciler yüksek teknolojili cihazlar kullanıyoruz. Bunların hepsi şarja muhtaç. Şöyle bir örnek vereyim ben. Nefesimizi tuttuk deyim yerindeyse öyle girdik Taklobana. Çünkü elektrik yok, barınma yok, su yok, yiyecek yok. Orada yapabildiğimiz kadar dosya yapıp, ki birazdan izleyicilerimiz bu yaptığımız uzun dosyayı izleyecekler. Yapabildiğimiz kadar haberi toparlayıp bir an evvel çıkmamız lazım. Çok sorunlu bir yer çünkü dünyanın gözü orada. Yardım malzemeleri gidiyor. Yani Taklobana girmek de zor, çıkmak da. Zar zor girdik, girer girmez de Taklobandan kaçmaya çalışan Filipinlilerin arasında bulduk kendimizi. Çünkü bir an evvel herkes orayı terk etmek istiyor. Biz de o az olan uçaklardaki yerlerdeki yerimizi almaya çalıştık. Bu o kadar da kolay olmadı. Bütün bu görülenlerden hareketle ülkenin toparlanması ne kadar sürer? Yıl, aylar mı, yıllar mı? Şimdi aslında dünya kamuoyu ayağa kalkmış durumda. Çok ciddi bir yardım var Filipinlere. Tabii uluslararası kamuoyun baskısı da var bunda söz konusu ama öyle böyle bir yıkım yok orada. Yani bu yardımlarla çözülecek iş
gibi gözükmüyor kesinlikle. Bir kere öncelikle o yıkımı kaldırmak lazım. Ondan sonra yeni bir inşaya geçmek lazım. Şehri yeniden kurmak lazım. Çünkü çalışan hiçbir şey yok, elektrik yok. İnsanların öncelikle barınma sorununu çözmek lazım. Kiliselerde, okullarda yaşıyor insanlar. Az önce Cumhur Çatkaya da ifade etti. Cesetler sokaklarda. 40 dereceye yakın bir hava sıcaklığı var. Çok ciddi bir nem var. Ve salgın hastalık kol geziyor Taklobağ'da. Artık hazırladığınız dosyaya geçelim. Kameraman Cumhur Çatkaya'nın görüntüleri, Korhan Varol'un izlenimleriyle Filipinler özel dosyası geliyor ekrana. Filipinleri vuran Haiyan Tayfunu 9,5 milyon kişiyi etkisi altına aldı. Neredeyse 1 milyona yakın Filipinli evinden yurdundan oldu. Resmi rakamlara göre 5000'e aşkın ölü sayısı var ancak bilanço her geçen gün daha da artıyor. Güncel dosya bu kez Filipinleri vuran 100 yılın tayfun felaketini mercek altına alıyor. Saatte 314 kilometre hızıyla tüm zamanların en güçlü tayfunu Haiyan. Filipinlerin özellikle Tacloban bölgesinde taş üstünde taş bırakmadı. Ses duyduk, büyük bir ses. Su yükseldi. Sonra biz de panik olduk. Dalgayı gördük, büyük dalga. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Ne olacağını bilmiyorduk. 8 Kasım günü sabaha karşı vurdu tayfun. Öncesinde alarm verilmiş, bölge halkı uyarılmıştı. Filipinler aslında fırtınaya, tayfuna, zor şartlara alışıktı. Ancak Haiyan bugüne kadar yaşanmış diğer felaketlere benzemiyordu. Tayfun etkisini yitirince Filipinliler saklandıkları yerden çıkabildi. Manzara korkunçtu. ...15 metreyi bulan dalgaları kıyıya sürükleyen tayfun... ...geride 2004'teki tsunami felaketine benzer görüntüler bıraktı. Rüzgar asırlık ağaçları yerinden söktü. Araçlar havada uçtu. Evler kullanılamaz hale geldi. Amatör kamera kayıtları dahi felaketin boyutunu gözler önüne sermeye yetiyor. Aileme iyi olduğumu söyleyin lütfen. Burada su ve ilaca ihtiyaç var. Çok sayıda yaralı var. Yiyecek ve su yok. Cesetler her yerde. Kalanlarsa birçok sorunla karşı karşıya. Akla gelen hemen her şey ihtiyaç haline gelmiş. Felaketten kurtulanlar çaresizlik içinde. Kadınlar enkazların arasında doğum yapmak zorunda kaldı. Tam bir trajediydi aslında yaşanan. Tayfunun ardından uluslararası kamuoyu ayağa kalktı. Bunda Varşova'da yapılan iklim değişikliği konferansında Filipinli temsilcinin çağrısının etkisi büyüktü. We can stop this madness right now. Bu çılgınlığı durdurabiliriz. İşte tam burada bunu yapabiliriz. Sayın Başkan, değerli bakanlar, delegasyonun bize önderlik etmenizi rica ediyor. Polonya'nın, Varşova'nın bu çılgınlığın durdurulduğu yer olarak ebediyen hatırlanmasını sağlayın. Filipinlere yardım yağmaya başladı ama yardımların ulaştırılmasında da sıkıntı vardı. Çünkü Tacloban havaalanı kullanılamaz haleydi. Tayfundan etkilenmeyen afet bölgesine en yakın şehir Cebu. Cebu'dan ya da başkent Manila'dan Tacloban'a uçmak mümkün. NTV ekibi olarak biz de bu rotayı takip ettik. Tacloban'a, felaketin merkezine giden uçaklarda yer bulmak çok zor. Uçağımız inişe geçtiğinde aşağıdaki manzara yolcuların yüzüne endişe olarak yansıyor.
Takuban Havaalanı da harabeye dönmüş durumda. Kulesi dahi çalışmıyor. Buradaki görevler el yordamıyla işleri yapıyorlar. Sadece sınırlı sayıda uçakların iniş kalkışına izin veriliyor. Kargo uçakları afet zedeleri diğer güvenli şehirlere taşıyor ve burada tam bir kaos yaşanıyor. Havaalanından çıkar çıkmaz yıkımı görüntülemeye gidiyoruz. Cumhur Çatkaya'nın objektifi felaketin boyutunu daha Takloba'nın girişinde kayda almaya başlıyor. Yıkıntıların arasında Filipinliler panik içinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Felaketin üzerinden günler geçmesine rağmen cesetler hala yol kenarlarında. İşte bu manzarayı Takloba'nın hemen her yerinde görmek mümkün. Cesetler sokaklara saçılmış durumda ve kaldırılmayı bekliyorlar. Tabii bu da beraberinde bir başka sorunu getiriyor. Salgın hastalıklar Takloban'da kol geziyor. Bazı cesetler binaların avlularında toplanmış, tek tek sayılıyor. Çünkü resmi ölü sayısı henüz tam olarak hazır değil. Parmak hesabıyla yapılan bu işlem aynı zamanda kazılacak mezar sayısını da belirliyor. Normalde turizm cenneti olan Takloban kenti tam bir hayalet şehre dönmüş durumda. Haiyan tayfunu sokaklarda taş üstünde taş bırakmamış. Sokaklara sadece ve sadece kaos hakim. Elektrikler kesik, altyapı tamamen çökmüş durumda. Yıkım öyle büyük ki araçlar ters dönmüş. Takloban'da hemen her sokağın başında uzun sıralar göze çarpıyor. İşte onlardan biri. Adadaki en büyük sıkıntılardan biri de yakıt sıkıntısı. Benzin, mazot, gaz yağı ne varsa stoklar tükenmek üzere. Az olan stokları ise eşit olarak dağıtmak için devreye güvenlik güçleri girmiş durumda. Buradaki düzeni onlar sağlıyor ve sırası gelen sadece belirli bir miktarda yakıt almasına izin veriliyor. Motorlarımız için yakıt alacağız. Sıra uzayıp gidiyor. Herkese yetecek kadar yakıt yok. Hiç yakıt kalmamış. Sadece burada var. Biz de sırayı bekliyoruz. Su da büyük sorun. Felaketin merkezinde. Bölgedeki sorunların başında su sorunu geliyor. Takloba'nın hemen her yerinde sular kesik durumda ve bazı evler su merkezi olarak kullanılıyor. Ve bu merkezlerde hem kıyafetlerini yıkıyor Taklobanlar hem de kendilerini yıkıyorlar. Hijyen sorunu tabii hemen her yerde baş gösteriyor. Salgın hastalıklarla mücadelede su sorunu başı çekiyor. Tabii bu yıkanmak için bulunan suydu ama içmek için su neredeyse bulmak imkansız. Sular tulumbadan eski yöntemle çekiliyor. Tulumbaya ya da su merkezine uzak olanların durumu daha da kötü. Ama herkes kendi yolunu bulmak zorunda. Gerçekten çok zor. Çünkü suyu kırdığımız bir yeraltı borusundan sağlıyoruz. Güvenli olup olmadığını bilmiyoruz. Kaynatmak zorundayız ama yine de en azından suyumuz var. Güvenlik güçleri de afetzede olduğu için kontrol noktalarında az sayıda polis ya da asker nöbette. Onların derme çatma bir kartona yazdığı yazı aslında bölgede asayiş zafiyetinin de ne boyutta olduğunu gösteriyor. Filipin hükümetinin kararıyla akşam 8 ila sabah 5 arası sokağa çıkmak yasak.
Güvenlik güçleri yağmayı önlemekte yetersiz kalıyor. Felaket beraberinde derin bir otorite boşluğu bırakmış. Yağmacılarla güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalar çıkıyor. Artık evimiz yok. Kentte çok kötü koku var. Sokaklardaki cansız bedenleri toplayan yok. Cezaevindekiler kaçtı. Evlerde cinsel saldırı ve soygunların olduğu belirtiliyor. Evlerin %80'i kullanılamaz halde. Camlar çerçeveler inmiş, çamur her yeri kaplamış. İşte bu yüzden Filipinliler bulundukları her güvenli yeri yeni evleri olarak belirlemiş. Bölgedeki evlerin neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelince bölge halkı da çareyi ev olarak okulları kullanmakta buldu. Burası aslında bir ilköğretim okuluydu ama şu anda afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılıyor. Andre Asriel felaketten önce bir mağazada kasiyer olarak çalışıyordu. Artık ne evi ne de bir iş yeri var. Rizal Central Okulu onun yeni barınma adresi olmuş. Tayfun yüzünden şu an için okul bizim evimiz oldu. Ailelerimizden bazıları kayboldu. Hala yoklar. Çok üzgünüm. Görüyorsunuz, bu sınıfta 64 birey var. Toplamda 20 aile yaşıyor burada. Sınıflarda onlarca aile birlikte yaşıyor. İlköğretim okulunun koridorları dahi artık Filipinlilerin yeni yaşam alanları. Hiçbir yardım alamadık. Bir şeyler yapmak için hepimizin teker teker hasta olup ölmemizi bekliyorlar. Eleştiriler yerini isyana bırakmış. Yemek bulmak çok zor. Felaketten etkilenmeyen buğdaylar altın değerinde. Finans merkezi ve spor salonu önünde ise farklı bir hareketlilik var. Genci yaşlısı ellerinde sopalar enkazı karıştırıyorlar. Amaç çevredeki dükkanlardan saçılmış değerli eşyaları bulmak. Bir başka arayışta kayıplar için. Enkaz altından pis kokular yükseliyor. Bu koku günlerce kaldırılmadığı için çürüyen cesetlerin kokusu. Hayyan tayfunlarından kayıtlara binlerce kayıp geçti. Herkes bir akrabasını, arkadaşını arıyor. Zaten Tacloban'ın ara sokaklarında ceset kokusundan neredeyse yürünemiyor. Ve Tacloban'lılar bulabildikleri her enkazı eşeleyerek kayıplarını, cesetleri arıyorlar. Yaralananlar ya da pislikten mikrop kapıp hasta olanlar tedavi bekliyor. Onların yardımına uluslararası örgütler yetişiyor. Hastaneler hizmet veremediğinden küçük çaplı sahra hastaneleri kurulmuş durumda ve burada uluslararası kuruluşlar devreye giriyor. Buradaki sıradaki Filipinli vatandaşlar, muayene sırası bekleyen vatandaşlar ve burası bir Japon sahra hastanesi. Japon hükümetinin görevlendirdiği doktorlar içeride Filipinlilere, ihtiyacı olanlara medikal hizmet veriyorlar. Doktor hizmeti ve sağlık hizmeti veriyorlar. İşte önce burada kayıtları alınıyor ve gerekli görüldüğü takdirde içeride daha detaylı bölüme geçiliyor ve tedavileri içeride devam ediyor. Çadır hastanede küçük çaplı ameliyatlar dahi yapılıyor. Japonya hükümeti bizi Filipinlere yardım etmek için görevlendirdi. Bizimki sağlık hizmeti, açık hava kliniği kurdu. Salgın hastalıklar için ilaçlı tedaviler ve küçük ameliyatlar yapıyoruz. Günde 200 hastaya bakıyoruz. Çocuklarla ise ayrı ilgileniliyor. Hastanenin hemen yanında Tacloban'ın en büyük kilisesi yer alıyor. İçerideki hareketlilik hemen göze çarpıyor. Hayyan tayfunu Tacloban kiliselerini kullanılamaz hale getirdi. Çatıları uçtu kiliselerin ve içerisi tamamen harap oldu. Ve Tacloban vatandaşları ise deyim yerindeyse seferber olmuş durumda. Genci yaşlısı çoluk çocuk temizlik yapıyor ve kiliseyi tekrar ibadete açık hale getirmeye çalışıyor. Vatandaşın yardım ettiği kilisenin din görevlileri bizzat işin başında. We're cleaning the turrets. Kiliseyi temizliyoruz.
Böylece dua için uygun hale gelecek. Temizleniyor. Taklobana girmek de dert, çıkmakta. Ya adanın güneybatısından Ormok'tan feribotla Cebu'ya geçiliyor ya da hava yolu kullanılıyor. İkisi de çok zor. Zor. Çünkü Takloban Havaalanı şehri terk etmek isteyenlerle dolu. Havaalanı kulesi yıkıldığından uçaklar sadece acil iniş modunda inebiliyor. Pilot kule yerine yerdeki görevliyle konuşuyor. Pist müsaitse iniş yapıyor. Bu yüzden yüzlerce AFS'de ve biz gazeteciler ellerimizde bilet hayalet şehirden ayrılmayı bekliyoruz. Bilet kontrolü elle yapılıyor. Çünkü Takloban Havaalanı'nda elektronik hiçbir alet çalışmıyor. Yolcular tek tek sayılıyor ve sadece şanslı olanlar adadan çıkış uçağına binebiliyor. Because I have a baby and my concern is her health. Çünkü bebeğim var. Onun sağlığından endişe ediyorum. Hastane de kapalı. İlaç da yok. Adayı terk edenler mahcup. Sanki felaketin boyutu yeterli değilmiş gibi hemen hepsi adayı terk etme nedenini sıralıyor uzattığımız mikrofona. Bazıları bizim kaçtığımızı düşünebilir ama biz bu durumda ayrılmak zorundaydık. Çünkü yaşadığımız evde artık kuru bir alan bile kalmadı. Daha güvenli bir yerde olmak istiyoruz. Babam hasta, onu buradan götürmeliyiz. Ben bunu kaçış olarak görmüyorum. Çünkü geri geleceğiz. I don't consider it as an escape because I'm coming back. Guilherme Villaflore adayı terk eden binlerce Taklobanlılardan biri. Yüzyılın tayfunundan kurtulmayı başarmışlar ancak akrabaları ve arkadaşları onlar kadar şanslı olamamış. We heard about the deaths of some of our other relatives. Bazı akrabalarımızın öldüğünü duyduk ve bazı arkadaşlarımızın da. Hazırlıksız yakalanmışlar. Eğer hazırlıklı olsalardı ölmeyebilirlerdi. Bize hikayesini anlatırken felaketin 2 haftalık geçmişinde yolculuğa çıkıyor ve o korkunç anlara geri dönüyor. We got scared. So when it started to rain as well. Çok korkmuştuk. Şiddetli bir yağmur başlamıştı. 2. kattaydık. Hemen aşağı indik. Geriye kalan sağlam eşyalarımızı korumaya çalıştık. Daha güvenli bir yere gitmek istiyorduk ve dua etmeye başladık. Zor günlerin geçmesi için yardımların acilen yıkım yerlerine ulaşması gerekli. Dünyanın dört bir yanından gelen yardımlar başkent Manila'da toplanıyor. Ve Manila'da toplanan yardım malzemeleri gerekli yerlere hemen ulaştırılabilsin diye hava kuvvetlerine götürülüyor. Filipin Hava Kuvvetleri'nin avlusu deyim yerindeyse yardım çadırına dönmüş durumda. Ormok, Takloban gibi afetin yıkımının fazla olduğu noktalardan gelen AFS'deler bu noktada buluşuyor. Ve burada ülkenin hatta dünyanın dört bir yanından gelen yardım malzemeleriyle işte tam da AFS'deler bu noktada buluşturuyor. Yiyecekler, içecekler, kıyafetler yani gerekli olan ne varsa burada toplanmış görevliler yardımıyla tasdikleri yapılmış ve burada ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyorlar. Filipin hükümeti, müttefikleri ve sizin ülkeniz gibi dostlarıyla birlikte elinden gelenin en iyisini yapıyor. Gerekli eşyaları, yiyecekleri, sağlık malzemelerini sıkıntılı bölgelere götürüyoruz. Sadece Takloban'a değil, tayfundan etkilenen diğer bölgelere de götürüyoruz. Bu bizim ilk hedefimiz. Askeri hava üssü sözcüsü pilot, bir yandan yardımların koordinasyonunu yaparken diğer yandan uluslararası medyaya bilgi veriyor. Herkesle tek tek ilgileniyor. Büyük şehirlere gelmek isteyen afetzedeler için tüm bu hazırlananlar.
Onların temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Burada gönüllüler çalışıyor. Hava üstündeki hastane çalışanları da burada hazır. Manila askeri havaalanına kargo uçaklarının biri iniyor, diğeri kalkıyor. Buraya gelenler afet sedeleri taşıyor, buradan gidenlerse yardım malzemelerini afet bölgelerine götürüyor. Burada sistem basit işliyor. Öncelik yaralılarda. Afetten yaralananlara hemen öncelik tanınıyor. Kargo uçağından önce onlar iniyor ve burada hazır bekletilen ambulanslara bindirildikten sonra hastaneye götürüp tedavilerine orada devam ediliyor. Sonra sıra diğer afetzedelere geliyor. Gelenler ya ailelerini kaybetmiş ya da barınma ihtiyaçlarını karşılayamamış. Kargo uçağından inen afetzedeler önce buradaki çadıra geliyor. Hemen yiyecek malzemeleri veriliyor afetzedelere. Karnını doyuran afetzedeler ardından sıraya giriyor ve hemen buradaki tıbbi malzemelerin verildiği, aynı zamanda kayıt işlemlerin yapıldığı masaya geliyor. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra da hemen arka bölümdeki rehabilitasyon noktalarına gidiyorlar. İşte onlardan biri. Sheena Bidaduhans kurtulduğuna sevinsin mi, üzülsün mü bilemiyor. Bitmiş tükenmiş durumdayız. Ailem için endişeleniyorum. Arkadaşlarım öldü. All my friends that I have died there. Ayan Tayfun'u onu ailesinden ayırmış. Çoğu arkadaşı hayatta kalamamış. Aklı geride bıraktıklarında sevdiklerinin salgın hastalık ve yağmacı tehdidi altında olduğunu en iyi o biliyor. Having a risk on their lives, even that in spite that they... Tayfun'dan kurtulanların hayatları tehlikede. Hapishanedekiler kaçtı. Birçok aile öldürüldü. Bu berbat bir his. Tayfun'dan kurtuldular ama hayatlarını daha kötü şekilde kaybettiler. Suçlular dışarıda geziyor. Ayrıca yiyecek hiçbir şey kalmadı. Ayan Tayfun'u canlarını kurtaranlar da büyük bir acı bıraktı. Yardım merkezinde, Villamor hava üssünde psikolojik destek birimi unutulmamış. We are concerned for those Manila'da gidecek yeri olmayan aileler ve diğer afetzedelerle ilgileniyoruz. Bazıları da buradaki akrabalarına ulaşmaya çalışıyor. Burada onların bir süreliğine kalabileceği bir yerimiz var. For a shelter, we have an available shelter for them. Bir yandan Filipinler hükümeti, diğer yandan uluslararası yardım kuruluşları uçak ve gemilerle bölgeye sevkiyat yapmaya çalışıyor. Türk Kızılayı'nın gönderdiği yardım malzemeleri de Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından Filipinlerli yetkililere teslim edildi. Beraberinde birçok yarım kalan hayat bıraktı. Binlerce ölü, on binlerce travma. Yaralar elbet sarılacak. Zaman geçtikçe hayat normale dönecek. Tıpkı dünyanın diğer bölgelerindeki afetlerin ardından olduğu gibi. Tayfun, kasırga, sel, deprem fark etmiyor. Tüm zamanların en büyük sorusu güncelliğini her zaman taze tutuyor. İnsanoğlu büyük afetlere ne kadar hazır?